Arkadaşlar merhabalar. 9. köşe taşında kalmışız. 13. ünitemizin diziler ünitesinin. Şöyle hemen bir sorularımıza bakalım dostlarım. Birinci sorumuz bakalım ne diyor? Diyor ki dizisinin kaç terimi eksi birden büyüktür diye bir şey söylemiş. Şimdi hemen şunu yapıyorum. Bu adamın eksi birden büyük olduğunu soruyor, söylüyor bize. Demek ki n eksi 3 büyüktür, eksi 1 diyeceğim. Hemen 3'ü bu tarafa attık. N büyüktür. 2 çıktı kardeşlerim. 3 bu tarafa geldi. Artı 3 oldu. 2'den büyük çıktı. Şimdi 2'den büyük ama bir de şartı ne bunun? 5'ten küçük olmasını istiyor. 2'den büyük, 5'ten küçük. Ne olabilir burada? Kaç terim var? Şöyle yazayım. 2'den büyük olacak. N 5'ten küçük olacak. Ya 3 olur ya da 4 olur, değil mi? 3. terimi ve 4. terimi olacak o halde. Şimdi diğeri için konuşalım. Diyor ki eksi birden büyük olmasını istiyorum. O halde 11 eksi n büyüktür eksi 1 diyorum. Eksi 1'i buraya alalım, 12. N'i de buraya alalım. N 12'den küçük olacak. Peki ne diyor bir de bize? 5'ten de büyük olmasını istiyor veya eşit olmasını istiyor. Peki bu aralıkta kaç tane sayı var? 11, 10, 9, 8, 7, 6 ve bir de 5 var arkadaşlar. O halde şimdi sayalım. Toplam kaç tane sayı çıktı? 2 tane burada. 3, 6, 7 tane de buradan geldi. Toplam 9 tane eksi birden büyük terimi varmış arkadaşlar. Hemen 2 numaraya geldim. Dizisinin kaç terimi 12'den küçüktür? E artık ne yapacağız şimdi? Bu diziyi hemen terimini, genel terimini küçüktür 12, 12 diyeceğim arkadaşlarım. Şimdi 12'yi bu tarafa atalım. Şöyle bir şey oldu. N kare eksi 10n 21'den 12 çıktı artı 9 küçüktür 0 oldu dostlarım. Çarpanlarına ayırıyorum burayı. 9 ile 1 diye ayıralım. Hatta eksi 9 ile eksi 1 diye ayıralım ve n eksi 9 n eksi 1 küçüktür 0 çıksın. Şimdi tablo yapacağım. Eşitsizliklerde yaptığımız gibi 9 ile 1'dir bunun kökleri. Hemen şöyle tablomuzu çizelim. 1 ile 9. Artıyla başladım. Eksi artı geldik. Küçük sıfır olan yerleri almamı istiyor. 1 ile 9 arasındaki yerleri almamızı istiyor bizden arkadaşlarım. İşte n 1 ile 9 arasında olacakmış. Ne var bu aralıkta? 2 var. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 var. Kaç tane sayı var? 3, 6, 7 tane sayımız var dostlarım. 7 terimi 12'den küçükmüş diyebiliriz artık. Geldik 3 numaraya. Bakalım bu ne diyor? Dizisinin kaç terimi 1 bölü 2'den küçüktür. Hemen artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Şurayı küçüktür. 1 bölü 2 yaptım. Önce 1 bölü 2'yi buraya alalım dostlarım. Şöyle olacak. N eksi 17 bölü N artı 2 eksi 1 bölü 2 küçüktür 0 oldu. Payda eşitliyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı N artı 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsak 2N eksi 34. N artı 2 ile çarparsam 1'i n artı 2 olur. Başında da eksi var. Eksiyi de içeriye dağıtalım. Eksi n eksi 2 oldu. Bölü burası da 2 çarpı n artı 2 geldi dostum. Küçüktür 0. Şimdi hemen yukarıyı bir daha düzenliyorum. Şöyle oldu. 2n'den n çıktı, n kaldı. 2n'den n çıkınca n. Eksi 34, eksi 2 daha, eksi 36. Bölü 2 tane n artı 2 de buradan geldi ve küçüktür 0 dedim dostlarım. Şimdi hemen tablomuzu çizelim. Bunun kökü eksi 2'dir. Bunun kökü 36'dır. Tabloyu oluşturuyorum dostlarım. Eksi 2 ile 36 artıyla başladım. Eksi artı. Benden şu aralığı almamızı istiyor ki n dediğim sayılar 36'dan küçükmüş, eksi 2'den de büyükmüş. Tabii şimdi zaten bir de şunu bileceksiniz değil mi? Şunu da hatırlayın. N dediğim sayı tamam eksi 2'den büyük de eksi 1'i almayacaksın. Sıfırı almayacaksın. Birden başlıyorduk değil mi? Birden şöyle 2, 3 diye 35'e kadar 36'dan da küçük olacak. Bu kadar değeri vardır N dediğimiz ifadenin. Birden 35'e kadar kaç tane sayı var kardeşim? 35 tane sayı var dedim. Cevabım Denizli geldi. Hadi şuna bakalım. Dizisinin kaç terimi eksi 1 bölü 3'ten küçüktür? Bakın ne yapacağım şimdi dostlarım burada.
Şimdi en yerine değer vererek çözeceğim. Çünkü bunu şöyle çarpanlarını ayırmayla uğraştığınız zaman garip gıcık bir şey gelecek kardeşlerim. Ben şöyle yapmayı tercih ettim. Bakınız, en yerine bir yazsam, bir yazınca burası negatif. Burası negatif, çarpımları pozitif olduğu için bir kere pozitif bir değer çıkıyor. İki yazın en yerine, bir yazdım, iki yazın yine negatif, negatif, yine pozitif değer çıkacak. Üç yazın, yani beşten küçük olan tüm terimleri yazdığımda, üç, dört yazdığımda hepsi burası negatif, burası negatif, pozitif geliyor çarpımları. Yani eksi bir bölü üçten büyük değerler çıkıyor. O halde 1, 2, 3, 4. terimleri kesinlikle pozitif. Bunu bir kere bilelim. Şimdi en yerine 5 yazsam dostum. 5 yazdığında bak 5 bunun kökü ya. 0 yapıyor değil mi ifadeyi? En eşittir 5 için 0 oluyor. Tamam, bunu da geçtim. Şimdi peki en yerine 6 yazalım. En yerine 6 yazın. 6 yazınca 1 olur. Eksi 5 olur. 1 ile eksi 5'in çarpımı eksi 5... Kaç yazıyordum? 6. Eksi 5 bölü 10. Yani eksi 1 bölü 2 geldi kardeşlerim. Bakın şimdi yavaş yavaş gideceğiz. En yerine 7 yazın. En yerine 8. En yerine 9. En yerine 10 yazın kardeşlerim. Buralar hep negatif sayılar çıkacak. Burası dursun. Şu aralık hep negatif gelecek. En yerine 11 yazdığımda yine şunun kökü olduğu için en yerine 11 yazınca ister istemez tekrar 0 olacak. Peki sıfıra geçti, bak sıfırdı, tekrar sıfıra döndü. En yerine 12 yazdığımda tekrar pozitif sayılara ulaştı. Bundan sonrakilerin hepsi pozitif olacak. Yani sadece şu aradaki ifadeler sıfırla sıfırın arasına girmiş olacaklar kardeşim. Yani negatif olacaklar ve eksi 1 bölü 3'ten küçük olmuş olacaklar bunlar. Hadi hemen kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Demek ki 5 terimi eksi 1 bölü 3'ten küçüktür diyebilirmişiz dostlar. Evet. 9 numarayı da gömdük. Hadi 10 numarayı alıyoruz hemen. Bu ne diyormuş? Dizisinin kaç terimi 3 ile 5 arasındadır? Çok basit arkadaşlarım. Hemen artık ne yapacağınızı biliyorsunuz bence siz. Şöyle 9n artı 1'i bölü n artı 3'ü küçüktür 5, büyüktür 3 diyorum. 3 ile 5 arasında. Şimdi önce n artı 3 ile çarpalım her terimi. Şurası 3n artı 9 olur. N artı 3 ile çarpınca bu gitti. Burası 9n artı 1 oldu. N artı 3 ile çarpınca da 5n artı 15 geldi. Şimdi düzenleyelim burayı dostlar. Şu ikisini alalım ilk önce. 3n'i buraya atalım. 1'i de buraya atalım. 8 büyüktür 6n. 6'ya bölersem de 8 bölü 6. Yani 4 bölü 3 küçüktür n geldi. Şimdi şu ikisini alacağım kardeşim. Hadi 5n'i bu tarafa atalım. 4n oldu. 1'i de bu tarafa atalım. 14. N küçüktür 14 bölü 4. Yani sadeleştirdim. 7 bölü 2. N ne çıktı arkadaşım? 7 bölü 2. Yani 3,5'tan küçük. 4 bölü 3, yani 1 nokta bir şeyden de, 1 nokta bir şeyden de büyük. 1 nokta bir şeyden büyükse demek ki 2 olabilir. 3 olabilir ama 3'ten daha büyük olamaz. Çünkü 3,5'tan da küçük olması gerekiyor. N'in alacağı değerler bunlar. Yani 2 tane değer aldı. 2 terimi 3 ile 5 arasındaymış dedi. Geldim şuna. Dizisinin kaç terimi 0 ile 60 aralığında bulunur diyor. O halde hemen bunu da yapalım. Şimdi önce n kare eksi 4'ü 0'dan büyük 60'dan küçük yapalım. Burada eşitliklere dikkat edin arkadaşım. Çünkü kapalı aralık vermiş. Eksi 4'ü bu tarafa attım. 4. N kare 64 oldu arkadaşlarım. Şimdi n kare 64 ile 4 arasında neler olabilir diye bakalım. 2 yazsam 2'nin karesi 4 olur. Doğru. 3, 9 olur. 4, 16, 5, 6, 7, 8 de 64'ün karesi zaten. 8'in karesi de 64. Demek ki 8 de olur. O halde kaç tane çıktı? 3, 6, 7 tane değeri varmış diyebiliriz arkadaşlar. Geldik şu amcaya, bakalım bu ne diyor. Dizisinin kaç terimi 2 ile 4 arasındadır diye bir şey söylemiş. Hemen bu terimi
şu genel terimi 2 ile 4 arasında yazıyor. 10 tabanındadır değil mi? Logaritmada taban yazmıyorsa 10 demekti bu. N artı 1. Eğer logaritmada sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlarım benim konu anlatım videolarımı dinleyebilirsiniz. Orada güzelce anlattık diye düşünüyorum. İnşallah bir faydası olur. Şimdi diyor ki bu kaç tane terimi 2 ile 4 arasındadır? Önce şu 10'dan kurtulacağız arkadaşım. Onu bir buraya bir de buraya. Gaddarlık özelliğini kullanacağım logaritmanın. Hem gaddar hem de göt demiştik logaritma için. G 10'a tekmeyi koydu ve kaçtı gitti. 10'a tekmeyi vurdu. Bu 10 da alttan geldi. 2'ye kafa attı. Gaddarlık görevini yaptı. Bir de götlük görevini yapsın. Kaçıp gitsin arkadaşım. Burada n artı 1 kaldı. 10 bunun altına geldi. 10 üzeri 4 yaptı. Logaritma kaçtı gitti. Şimdi 10'un karesi 100. N artı 1. Şurası da 10 üzeri 4. 10.000'i yazdım arkadaşım. 1'i gönderdim bu tarafa. Burada 99 kaldı. N kaldı. Burada da 9999 kaldı. Şimdi bu aralıkta kaç tane sayı var? İkisinde de eşitlik yoksa ne yapıyorduk dostum? Büyükten küçüğü çıkart. 9900 olur. 99'u çıkartırsa. Bir de 1 çıkartacaksın kardeşim. 9899 oldu. Yani cevabım Denizli'deymiş dedim. Hadi şuna bakalım hemen. Dizisinin kaç terimi 1 bölü 10 ile 1 bölü 100 arasındadır diye bir şey söylemiş. 1 bölü 100'den büyük olacak. 1 bölü n artı 1. 1 bölü 10'dan da küçük olacak. Şimdi ikisine birden takla attıracağım. Her tarafa bir takla attıracağım kardeşim. Bak ne olacak. Burası n artı 1. Burası 10. Burası da 100 geldi. Ama eşitsizliklerde yön değiştirdi kardeşim. Şimdi birden kurtulalım. Burası 99 oldu. Şöyle yer değiştireyim ben. Gözümün alışkın olduğu hale getiriyorum. Burası da 9 oldu. 99 ile 9 arasında kaç tane sayı var? Az önce söyledik. Büyükten küçüğü çıkart 90. Bir de 1 çıkart 89 tane sayı vardır diyebiliriz dostlarım. Evet geldik 11 numaralı köşe taşımıza. Hemen ilk sorumuza bakalım. Dizisinin en küçük elemanı kaçtır? E dostum burada da parabolü hatırla. İkinci dereceden bir denklem verildiğinde önce R'yi buluyorduk biz artık hatırlarsanız. R neydi? Eksi B bölü 2A. Hadi bulalım. Eksi B'miz 4 yapıyor. 2A'mız da 2 yapıyor. R 2. Getirip bunu yerine yazdığında da tepe noktasının ordinatını buluyorduk. Bu da bizim en küçük elemanımız olacaktı. Hadi şimdi 2 yazalım buraya. 2'nin karesi 4. Eksi 4 kere 2 8 artı 3. Şurası eksi 4 yaptı. 3 daha eksi 1'miş. En küçük elemanı. En büyük elemanını da sorsa, en küçüğü de sorsa neyi bulun demiştik? Tepe noktasının ordinatını. Şimdi şuna bakalım dostum. Dizisinin en küçük elemanı kaçtır? Bak bu kolay. Direkt en küçük eleman birinci terimi bulalım diyorum yani arkadaşlarım. 1 yazın burada en yerine. 1'in karesi 1. 1'den 4 çıktı. Eksi 3. İlk terimi en küçük elemanı bunun kardeşim. Direkt eksi 3'ü paketledim. Geldim 3. soruya. Bakalım bu ne diyor? Dizisinin en büyük elemanı. Hadi yine parabolden yapalım bunu biz kardeşlerim. Güzel bir parabol denklemidir bu. Ne yapıyorduk şimdi? Önce R'yi bulacağız. Tepe noktasının apsisini. Yani eksi B bölü 2A'yı. Peki bulalım R'yi. Eksi 4 yapar burası. Bölü 2A'da eksi 2 yapar. Yani 2 geldi. Getirip yerine yazdığımda da tepe noktasının ordinatını yani K'yı bulacağım. Hadi getirip yerine yazalım 2'yi. 2'nin karesi 4. Bir de başında eksi var. Eksi 4. Artı 4 kere 2 8. Artı 2. Şurası 4 yapar. 2 daha 6 yaptı dostlarım. Sorumun cevabı. Son sorudayız. Artık bence burada durdurun. Kendiniz yapın videoyu. Videoyu durdurun arkadaşlarım. Soruyu kendiniz çözebilirsiniz bence. Hadi yapalım biz bir daha. Önce R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A'dan. Eksi B'miz eksi 4 yapar. 2A'mız da eksi 2 yapar. Yani 2. K'yı bulalım şimdi. 2'yi getirip yerine yazıyorum. Eksi 2'nin karesi eksi 4. Artı 4 kere 2 8. Bir de eksi 3 var. Şurası 4. 3 çıktı. 1 kaldı sorumuzun cevabı. Evet 11 numarayı da gömdük. Hadi şimdi 12 numarayı alalım. Genel terimi
bilmem ne olan üçgensel sayı dizisi. Dostum, üçgensel sayı dizisi var. Bence bir, üç tane sayı dizisi var arkadaşlarım. Bunları bir bence bir ezberleyin. Üçgensel sayı dizisi dediğimiz şu bizim hani bildiğimiz böyle birden n'e kadar olan sayıların toplamı var ya. İşte genel terimi odur. N çarpı n artı 1 bölü 2. Bunu bence bir ezberleyin. Karesel sayı dizisi var. Muhtemelen birazdan o da çıkar karşımıza. Bir de Fibonacci var arkadaşlarım. Bu üçünün nasıl özellikleri olduğunu bilin. Bence yeterli. Şimdi üçgensel sayı dizisi n çarpı n artı 1 bölü 2 diye genel terimi varmış. Diyor ki 30. terimi kaçtır? Yani n yerine 30 yazın diyor arkadaşlar. Şimdi bize şunu belki sınavda vermeyebilir. Genel terimi bu olan demez. Üçgensel sayı dizisi diye. Sen ezbere bil bunu. Üçgensel sayı dizisinin genel terimi senin şu bildiğin 1 artı 2 artı nokta nokta n'e kadar olan sayıların toplamını veren formülmüş. N çarpı n artı 1 bölü 2 formülüymüş. Peki bu da ne oluyor dostum? 30. terimi soruyor. 30 çarpı 31 bölü 2 gelecek kardeşim. Hemen çarpalım. 3 ile çarpalım. 93 0 bölü 2. O da ne yaptı? 450. 15 daha 465 mi yaptı kardeşim? Cevap Adana. Diyor ki sayı dizisinin 12. terimi kaçtır? İşte bak bu üçgensel sayı dizisi kardeşim. Birinci terimi ilk 1'e kadar olan sayıların toplamı. 1'den 1'e kadar. İkinci terimi 1'den 2'ye kadar olan sayıların toplamı. Yani 1 ile 2'nin toplamı 3. Üçüncü terimi 1'den 3'e kadar olan sayıların toplamı. Yani 1, 2, 3'ün toplamı. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde gidiyor. Kurban olayım bunu bir aklında tut kardeşim sen. Şimdi bize 12. terimi soruyor ya. Şimdi bunun genel terimini sen üçgensel sayı dizisi olduğunu anladığın an genel terimi budur dedin. Bana kaçıncı terimini sorarsa sorsun. 12. terim. 12 çarpı 13 bölü 2 olacak. 6 çarpı 13'ten 78'i paketledim. Bu ne diyor? Hangisi üçgensel sayı dizisi değildir? Sayı değildir. Üçgensel sayı değildir diyor arkadaş. Şimdi 55. Dostum 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını yazacağım şimdi. Nedir o da? 10 çarpı 11 bölü 2 değil midir kardeş? Yani 55. Demek ki 55 üçgensel sayı dizisi. Peki 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı 11 çarpı 12 bölü 2'den 66. Demek ki bu da üçgensel sayı. İşte 1'den 13'e kadar olan sayıların toplamını yazalım. Ya da 12'ye kadar olanları yazalım. 1'den 12'ye kadar olanlar 12 çarpı 13 bölü 2'dir. 78 bir üçgensel sayıdır. 1'den 13'e kadar olanların toplamını yazalım. 13 çarpı 14 bölü 2'dir. Gitti gitti 2. Ne oluyor? 7 kaldı burada. 70, 7 kere 3, 21, 70, 21 daha. 91 çıkıyor. Sonra 14'e kadar olan sayıların toplamını yazalım. 14 çarpı 15 bölü 2, 70, 105 geldi. Bakın bu da üçgensel sayıymış. İşte bu şekilde tek tek kontrol edeceğim arkadaşlarım. Bana doğru cevap neymiş? Denizli. Bu üçgensel sayı değilmiş. Sen şimdi mesela 1'den 16'ya kadar olan sayıların toplamı. 16 çarpı 17 bölü 2 de 8. 80, 8 kere 7 de 56. 80, 56 daha 136 da mesela üçgensel sayıymış. İşte 17'ye kadar olanların toplamı, 18'e kadar olanların toplamı şeklinde gideceğim dostum. Geldim 4'e. Üçgensel sayılar dizisinin kaçıncı terimi 45'tir? Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 ne zaman 45 olur? N yerine kaç yazarsam. Hadi 2'yi buraya attım. N çarpı n artı 1 eşittir 90 geldi. 90 ne ile neyin çarpımı? Yani öyle bir sayı ki bir fazlasıyla çarpılacak. Bakın 9 ile 10. Demek ki n 9, 9. terimi de diyebilirmişiz. 9. terim 45'miş arkadaşlar. Çevirdim. 13 numaralı testimiz, köşe taşımız işte karesel sayı diyor bakın. Karesel sayı içlerinde en basit olanı kardeşim. 15. terimi demek 15'in karesi demek karesel sayı dizisinde. İşte kaçıncı terimi 441'dir. Yani
Hangi terimin karesi 441'dir diye soruyor. 21'in karesi 441'dir. Cevap Bursa. Karesel sayı dizisinin 100. terimi ile 90. terimi arasındaki fark nedir diyor. Şimdi 100. terimi demek 100'ün karesi demek. Eksi 90. terim demek 90'ın karesi demektir arkadaşlar. Bu ikisinin arasındaki fark. İki kare farkından biz bunu şöyle yazabiliyoruz. 100 eksi 90. 100 artı 90 diye yazabiliyoruz. Burası 10. Burası da 190 oldu. Çarpılınca 1900 mü geliyor kardeşim? Cevap Adana'da mevcutmuş. Aşağıdakilerden hangisi kare sayı değildir? Yani hangisi bir şeyin karesi değildir? 289 17'nin karesidir dostlarım. 420'nin karesidir. Başka şöyle bir bakayım ben. 484. Acaba 22'nin karesi olur mu diye bir düşünelim. 22'yi 22 ile çarpalım. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 4 4 8 4. Evet, 484 de 22'nin karesiymiş. Bunlar kare sayıymış o zaman. 525'e bakalım arkadaşlarım. 525, şimdi 25'in karesi olsa desem, 25'in karesi 625'tir. 24'ün karesi olsa, sonu 5 ile bittiği için, 4, 24'ün karesinde 4 kere 4 16 olduğu için sonu 6 ile gelecek. 24'ün karesi de değil. 23 olamaz. 22 zaten burada. Demek ki başka da bir şey olamaz. Cevap Denizli geldi kardeşim. Peki. Karesel sayı kolaydı. Hemen es geçtik. Şimdi 14 numaralı köşe taşımızdayız. Fibonacci'deyiz arkadaşlarım. Fibonacci. Bak, Fibonacci'nin özelliği şu kardeş. İlk iki terimi 1-1. Bunu ezbere bil Fibonacci'de. Sonraki terim, bak, üçüncü terim. Kural şu. Kendinden önceki iki terimin toplamına eşit. 1 ile 1'in toplamı 2. Şimdi dördüncü terimi bulacağım. Yani 3'ü bulacağım. Kendinden önceki iki terimi topla. 1 ile 2'yi 3. Şimdi bu terimi nasıl bulacağım mesela? 5 olduğunu görmeyin siz. Beşinci terimini yazacağım. Kendinden önceki iki tanesini topluyorsunuz. 2 ile 3'ü toplayın. 5. Şimdi bir sonraki terimi nasıl yazacağım? 3 ile 5'i toplayın. 8. Bir sonraki 5 ile 8'i toplayın. 13. Bir sonraki 13 ile 8'i toplayın. 21. Bir sonraki 21 ile 13'ü toplayacaksınız, 34. Demek ki A 34'müş. Şimdi işte B'yi nasıl bulacağım mesela? Kendinden önceki iki terimi toplayacağım. Yani 55 ile 34'ü toplayacağım. 89 yaptı dostum. Bana da 89 ile 34'ün toplamını soruyor. 123 geldi sorumun cevabı. 2 numarayı okuyalım. Doğada bulunan sağlam ay çiçeklerinin yapraklarının sayısı Fibonacci sayı dizisindeki yapraklardan birine karşılık gelmektedir. Doğru. Tamam. Böyle bir şey var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ay çiçeğinin yapraklarının sayısı olamaz? Yani Fibonacci sayısı olamaz diye bir şey sormuş bize arkadaşlarım. Şimdi bunu tabii ki böyle tutup da tek tek acaba Fibonacci midir değil midir diye kontrol etmek mümkün değil kardeşim. Ne yapacaksın sen? İşte birkaç tane Fibonacci'nin sayı dizisini yazacaksın. Şimdi ezbere bildiklerin 1-1 olacak. Bir de şunu bileceksin. Üçüncü terim şu ilk ikisinin toplamı 3. 2 pardon. Dördüncü terim şu ikisinin toplamı 3. Sonraki bu ikisinin toplamı 5. Bu ikisinin toplamı 8. Bu ikisi 13. Bu ikisi 21. İşte bu ikisi 34. Sonraki toplamları 55. Toplamları 89. İşte bir sonraki bunların ikisinin toplamı 144 diye gidecek arkadaşım bu şekilde. Peki 21 var mı burada? Var. 34 var mı? Var. 55 var mı? Var. 144 de var ama 91 yok. Demek ki 91 Fibonacci'nin bir terimi değildir arkadaşlar. Hadi geldik 3 numaraya. AN Fibonacci sayı dizisinin genel terimidir diye soruyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diye soruyor. Şimdi Fibonacci'yi yazdığınızda arkadaşlarım bakın şöyle bir şey geliyor. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Bakın şuraya bakın. Çift, çift, çift.
Yani iki tek bir çift, iki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde gidiyor kardeşim. İşte sen yazabildiğin kadarını yazacaksın. İşte 34, bir sonraki 55, 89, 144 diye gideceksin. Diyeceksin ki işte birinci terimi, ikinci, onuncu terime bakalım mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. terim 55. 55 çift değil. O halde 11. terim de çift değil. 12. terim 144 çift. İşte böyle bulacaksınız arkadaşlarım. Dediğim gibi Fibonacci'nin ilk iki terimi 1-1. Sonrakileri bulurken de hep ilk öndeki iki tanesini toplayıp bir sonrakine yazıyormuşuz arkadaşlarım. Bunu bilin. Fibonacci'yi gömerseniz her türlü. ABC sayıları sırasıyla Fibonacci sayı dizisinin ardışık 3 terimidir. Ardışık 3 terimi ise şimdi mesela A 1. terim, B 2. terim, C'yi ben nasıl buluyorum normalde? Bir önceki 2 tanesinin toplamıdır değil mi? A artı B'dir. O halde A ile B'nin toplamı C'ye eşittir. C, bir C de burada var. 2C eşittir 288. C eşittir 144 paketledik dostlar. Evet arkadaşlarım, şimdi biz ne yaptık? 14. köşe taşını çözdük. Bir sonrakinde de şeye geçiyor dostlarım, tarama testlerine geçiyor. Onları da bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Tarama testiydi, işte konu testiydi falan. Onların hepsini bir videoda gömeriz. Hadi bakalım, bu videomuzun sonuna geldik. Kolay gelsin, görüşmek üzere.